Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de çok pratik bir kahvaltılık hazırlayacağım. Evde olan yufka ekmeklerimizin ıslatıyorum ve bezin arasına alacağım. Yufka ekmeklerimizin bütün olmasına gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalanmış, kırılmış yufka ekmeklerimizi hem değerlendirmiş olacağız hem de çok lezzetli bir kahvaltılık hazırlamış olacağız. Beş altı yaprak yufka ekmek kullanmamız yeterli olacaktır. Parmak uçlarımla su serperek yufka ekmeklerimi ıslatıyorum. Üzerine bir bez örterek 5-6 dakika kadar dinlendiriyorum. Sos için kullanacağım malzemeler 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edip sosu iyice çırpıyorum. Arzu ederseniz süt yerine su da kullanabilirsiniz. Böreğimiz her şekilde çıtır çıtır olacaktır. Kullanacağım tavamı yağlıyorum ve büyük parça olan yufkalarımı tavanın içine dizmeye başlıyorum. Yufkalarım hafif yumuşamış olacak. Böyle 10-15 dakika bekletmeyeceğiz. 5-6 dakika bekleterek hafif kuru, hafif nemli bir yufka ekmek elde etmiş olacağız. Hazırlamış olduğum sosu yufkaların her katına bu şekilde yediriyorum. Böreğin ara katlarını parçalanmış olan küçük yufka ekmeklerle kapatacağım. Büyük parçaları alt ve üst tabanda olacak şekilde yerleştireceğim. Ara katlarda da küçük kırılmış yufka ekmekleri yerleştirip sosumu ilave ediyorum. Ben iç malzeme olarak yağlı beyaz peynir ve kaşar peyniri kullanacağım. Yaklaşık 50 gram kadar beyaz peynir ve kaşar peynir kullanıyorum. Arzu ederseniz patatesli veya ıspanaklı da hazırlayabilirsiniz iç harcınızı. Kalan yufka ekmeklerimi de böreğin üzerine yerleştirmeye devam ediyorum ve her katında yine sos ilave ediyorum. Son katı da yerleştirdim ve sosumu ilave ediyorum. Toplamda 4 kat yufka ekmek kullanmış oluyoruz. Ve tavamın üst parçasını kapatıp ocağa aldım. Kısık ateşte bu şekilde iki tarafı da yağlayarak çevirerek pişiriyorum. Kısık ateşte çevirerek böreğimi pişirdim. Nar gibi kızardı ve hemen sıcakken servis yapıyorum. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. 10 dakikanızı ayırarak evdeki yufka ekmeklerle nefis bir kahvaltılık hazırlayabilirsiniz. Hazır yufka kullanmadan evdeki yufka ekmeklerimizi hem değerlendirmiş oluyoruz hem de içi ve dışı çıtır çıtır nefis bir börek hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Böreğimi servis etmeden size hemen şöyle çıtırlığını göstermek istiyorum ama çok sıcak olduğu için zor tutuyorum. Gördüğünüz gibi sıcak olmasına rağmen asla hamur olmayan çıtır börekleri. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.